Hayrola? Bu caddeler yaşadınız, ona ilişkinler neler? Ya arkadaşlar, yani bir türbülansa 10-15 dakika neler yaşanabiliyorsa onları yaşadık. Yani o anlatılabilecek bir hadise de olduğunu zannetmiyorum. Yani yok. Yani ne bende ne arkadaşların herhangi birinde panik olmadı. Ama kaptan pilotun muhtemelen kuleyle görüşürken uçağın hakimiyetini kaybettiğim, uçağa hakim olamıyorum cümlesi herhalde bütün arkadaşlarda, ben de dahil, yani artık biz gidiyoruz, ömür de bu kadarmış duygusunu, Allah ömrün de ölümün de hayırlısını versin diyerek hepimizin dua ettiğini biliyorum. Hepsi o kadar, ama yaşanacak bir süre varsa, takdir neyse, o takdirin önüne hiçbir şey geçmiyor. Bugünümüzde şükrediyoruz. Siz de dua ettiniz o zaman. Tabii yani. Yani o anda bilinen bütün dualar, hatta unutulmaya yüz tutulmuş dualar bile hatırlanıyor. Çok şükür o duaları hatırladık. Ailenize geldi mi? Yani herhalde en çok gelir. Yani ben esasında o anlar için söylenecek, şunu anlatayım diyeceğim ne evde aileme ne de sizlere. Çok olağanüstü bir anlatılacak şey yok. Ama temennim ve duam şu: Allah hiç kimseye o öyle anlar yaşatmasın. Duam o. Evet. Arkadaşlar şükür namazı kıldılar. Biz de birbirimize sarıldık. Dolayısıyla ya nefes alıyor olmak, sağlıklı olmak, bela, başımıza bir bela gelmeden, sıkıntı gelse bile bir bela gelmeden toprağa basmış olmak, evimize gitmiş olmak büyük bir zenginlik tabii. Rabbime şükrediyorum. Güzel olacak, hayırlı olacak. Geçen gün söyledim. Şimdi vatandaşımız pazar günü makası eline alacak, tıraşını yapacak. Herkes ense tıraşını görecek. Hayırlı olsun. Evet.